Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün S400'leri, F35'leri ve bunların dolara olan etkisini tüm yönleriyle konuşacağız. Fakat programa başlamadan evvel bir hatırlatma yapalım. Bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi bugün S400 ve F35 üzerinde konuşacağız. Hı -hı. Ondan sonra bunların doları olan etkisine gireceğiz. Şimdi biz bu S400 krizini biraz irdeleyelim, konuşalım, fikirlerimizi söyleyelim. Önce S400 neden bu kadar çok tartışma konusu oluyor ve neden bu kadar kıymetli oradan başlamakta fayda var. Ondan sonra tüm Hı -hı. detayları konuşalım. S400 şu an hali hazırda Rusların en son nesil Yüksek irtifa hava savunma sistemi ve Türkiye'nin de şu an yüksek irtifa bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. S-400'ler için şunu söyleyebiliriz. Kendi alanında dünyadaki en etkili hava savunma sistemi NATO envanterinde bunun muadili aslında Patriotlar. <laughs> Ancak S-400'ler özellik olarak Patriotların daha önünde diyebiliriz. burada ayrı tartışmalar var. Ne söyleniyor? E işte S400'ler sadece test aşamasında bu verilen değerleri vermiş durumda. Yoğun bir muharebe içerisinde biz S400'lerin hani bu performansı veriyor mu, vermiyor mu görme imkanı bulamadık. Halbuki Patriot'lar yıllardır birçok savaşta etkin olarak kullanıldığı yönünde bazı fikirler var. Haklılık payları olabilir. Ancak şu var. Ruslar hava savunma sistemi konusunda Sovyet Rusya döneminden bu yana çok büyük bir tecrübeye sahipler ve bu alanda gerçekten çok hı hı. iyiler. Neden böyle? Bunun da aslında mantıklı bir sebebi var. Sebep şu. Sovyet Rusya döneminde Rusya'nın savunması gereken çok büyük bir hava savunması, hava sahası var. Yani şimdi bir ucu Sibirya'da, bir ucu Avrupa'da, bir ucu kutuplarda. Evet şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman Rusya'nın savunması gereken çok büyük bir hava sahası Hı -hı. var. Ve Sovyet Rusya döneminde Rusya'nın karşısında birçok güçlü devlet var. Sovyet Rusya düşünüyor ve şu kararı varıyor. Bu kadar çok devletin hava gücüyle baş etmesi uçak sayısı olarak ve niteliği olarak pek Hı -hı. mümkün değil. E, koruman gereken alan çok büyük. O zaman şöyle bir fikir düşünüyorlar. Biz diyorlar hava savunma sistemlerine yatırım yapalım. Yani asıl mantık şu. uçamıyorsak uçurtmayalım. Aynen öyle. Uçamıyorsan uçurma mantığı var. Ve bu konuda gerçekten çok başarılı oluyorlar. Zaten S-400'ler de direkt böyle S-400 diye çıkmadılar. Hı -hı. Bunun bir evveliyatı var. S-300'ler var. Onun evveli var. Bilmem ne falan filan. Şimdi bunları anlattıktan sonra biraz günümüze gelelim. Hı -hı. Türkiye artık S-400'leri alıyor demeyeceğiz. Türkiye S-400'leri hali hazırda aldı. aldı. Sözleşmeleri. Bekliyor. E Tabii bekliyor. Hı -hı. Yılın ikinci yarısında muhtemelen Temmuz gibi ilk hı hı. teslimat yapılacak. Sözleşmeler imzalandı falan filan. Fakat şimdi burada bir açmaz var. Nedir o açmaz? Amerika diyor ki kardeşim sen bu S-400'leri alırsan ben sana diyor F-35 savaş uçağını vermem. Şimdi böyle bir nur topu gibi bir kriz <laughs> maddemiz var. Amerika diyor ki ben bununla da kalmam. Sadece F-35'leri sana vermemekle kalmam. Bu arada Türkiye F-35'in normal bir müşterisi değil. Ortağı. Orta, proje Projenin ortaklarından ortağı. bir tanesi. Türkiye bu işin üretim bandında da var. Her neyse işte geleceğiz oraya birazdan. Sadece F-35'leri vermemek vermemekle de kalmam. Sana bir ambargo uygularım, Hı -hı. yaptırım uygularım. Bunu çok net bir şekilde yüksek Hı -hı. tondan ifade ediyorlar. Şimdi ben bunu geçen sene burada gene senle beraber program yaparken imzalar ilk atıldığında, hatta o zaman da imzalar da atılmamıştı. Bunun muhabbeti Hı -hı. dönüyordu. Ee, çok büyük bir krize dönüşeceğini söylemiştim. İşte yavaş yavaş artık dönüşmeye başladı. Biraz Amerika neden bu kadar sert yapıyor? Biraz oraya girelim. Yani Amerika'nın bu kadar yüksek tonda konuşmasının arkasında ne var? Genelde bizim medyamızda böyle şeyler pek doğru yansıtılmaz. Çünkü kendilerinde çok fazla teknik bilgisi olmadığı için bu tarz şeylerde genelde yanlış konuşulur. Şimdi ben dilim döndüğünce bunu biraz size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Amerika'nın düşüncesi şu. Kardeşim diyor sen bu S-400'leri alıyorsun. İyi, hoş, peki. Ama S-400 dedin hava savunma sistemi böyle dümdüz bir hava savunma sistemi. Sadece böyle ateşleme mekanizmasına sahip bir hava savunma sistemi değil. Bu modüler bir hava savunma sistemi. Şöyle biraz tarif edeyim. Bu sistemin içerisinde çok farklı modüller var. Mesela bu modüllerden bir tanesi de çok gelişmiş bir radar sistemi. Bu radar sisteminin yaklaşık 600 kilometre menzile kadar etkin izleme alanı var. Yani 600 kilometre tek yönlü... 1200 kilometrede çap olarak bunu hı hı. düşünebilirsiniz. Bu da ne demek? Neredeyse bütün Türkiye'nin her tarafını gözleyebilecek etkin bir radar sistemine Ki sahip. Sadece Türkiye'nin de değil aslında sınır olduğunu düşünürsen Tabii. artık bütün komşu ülkelerin topraklarına yani gelecek tehditlerin hepsini gözleyecek bir sistem. Aynen öyle. Şimdi bu ne demek? Bu radar Türkiye'nin ve dediğin gibi etrafımızdaki e, belli hava alanlarının hı hı. bütün hava trafiğini gözlemleyecek. Amerikalılar da diyor ki kardeşim biz bu F-35'lerin birçok özelliğini gizli tutuyoruz ve uçuş esnasında e, birçok bilgi bu radarlar tarafından raporlanacak <laughs> ve bunların diyor Moskova'ya iletilmeyeceğinin garantisini sen bize verebilir misin? Şimdi e, tabii burada şu devreye giriyor bunu tabii basında falan çok duymuşsunuzdur S-400'leri Türkiye alırken bir transfer aktarımı da teknoloji <laughs> transferi teknoloji aktarımı transferdi. da yapılacaktı. Ee, ancak bununla alakalı şu an çok detaylı bir bilgi yok. Hı -hı. Ee, fakat ben bunu çok rahat söyleyebilirim. Elbette Rusya S400'lerle alakalı çok gizli, çok önemli teknolojilerin aktarımını yapmayacak. Hele sistemin kodlarını falan bizimle paylaşması Hı -hı. mümkün değil. Yani bunların hakikaten bilgileri Moskova'ya gönderilip gönderilmeyeceği Hı -hı. konusunda yani bizim kalpim çok net bir şekilde ya bu işte böyle olacak falan dememiş. Kodlar bizde olmadığı sürece. Ee, hani Amerika açısından çok da inandırıcı muhtemelen hmm. olmayacaktır. Yani nasıl bilgiler gidebilir? Onu da biraz açalım. Hmm. Mesela uçakların tam olarak menzile ne kadar ne kadar sıklıkta yakıt ikmal yapıyor? Ne kadar sıklıkta havada devriye atıyorlar? Her türlü görüşlerine şey varana kadar tabii. her şey. Bütün en, en ufak detayları bilgiler. Kadar. Normal şartlarda bunlar ülkeler hani gizli bilgidir bunlar. Tabii, tabii. Net rakamlar hiçbir zaman açıklanmaz. Menzil dahil net olarak hiçbir şey açıklanmaz. Aynen. Öyle. Şimdi hadi bunu da geçtim. Türkiye neticede bir NATO ülkesi. Yani biz şu <laughs> an ne öyle kadar Amerika ile ters bir pozisyonda da olsak, NATO ile her ne kadar şu an atarlı bir pozisyonda <laughs> da olsak, ne kadar işte şu an Rusya bir iyi ilişkiler böyle bir bahar yaşıyor gibi de olsak, en nihayetinde resmi olarak Türkiye şu an bir NATO ülkesi. <laughs> Ve çok da uzağa gitmeyi Bu ülke yaklaşık bundan 4-5 yıl evvel bir Rus uçağını düşürdü. Yani <laughs> Ee, soğuk savaş döneminden bu yana ilk defa yani soğuk savaş döneminde hı hı. savaş bittikten sonra ilk defa bir NATO ülkesi bir Rus savaş uçağını düşürdü. Nasıl? Aslında çok büyük bir krizdi o. Yani şey ya Rus çok savaş uçağını temiz düşürmek... atlatılmış bir kriz oldu. Evet. Aynen. Şimdi yani şu an bu şöyle bir durum var burada. 5 dakikada değişir işler hı hı. durumu var. <laughs> Şimdi bu bağlamda düşündüğünüz zaman e, S-400'de Rusya'nın en gelişmiş hava savunma sistemi üzerlerine çok titriyorlar yani çok ciddi bir e, onlar Tabii. için ağırlığı ciddiyeti olan bir mekanizma bir hava savunma sistemi bu bağlamda bunların böyle teknolojisini falan Rusya'nın vermiş mümkün değil <laughs> hele Türkiye'ye vermesi hiç mümkün değil E peki ne olacak bu kriz nereye gider Türkiye S-400'den mi vazgeçecek yoksa F-35'den mi vazgeçecek Şimdi burada Şimdi, çeşitli aslında senaryolar var pek çok hı. konuşabileceğim senaryo var en naif senaryo Amerika'da da zaten belli bir Trump karşıtı kriz var. Yani devletin içinde farklı farklı görüşler var. Bir şekilde Türkiye ile de anlaşılır. F-35'i de alırsın. S-400'ü de alırsın. Çok yani fazla naif bir fikir bu ama perde arkasında belli tavizler verilir. Bir şeyler yapılır. Yürür gider. Bu bir seçenek. Hı hı, hı. A, olası bir seçenek mi? Açıkçası çok olası bir seçenek değil bu kadar değil. her şeyin günlük gülistanlık gitmesi. S-400'den vazgeçebilir mi? Şu parası verilmiş artık teslimatı yapılacak. Şu şu noktada S400'den vazgeçecek gibi de gözükmüyor. E bir de üçüncü ihtimal kalıyor F-35'den mi vazgeçecek? Şimdi orada ben biraz fikirlerimi Hı -hı. belirteyim. Önce şuradan başlayayım. Bu iki sistem yani bir F-35 biri S400. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Biri elma biri Hı -hı. armut. Biri F-35 5. nesil savaş uçağı, biri S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemi. Şimdi bana göre kriz bir müddet daha bu şekilde ve hatta daha da sertleşerek, hı hı. çok daha sertleşerek o şekilde söyleyeyim gidecek gibi duruyor. Türkiye S-400'de diretecek. Hı hı. Yani çünkü Türkiye artık o yola girdi. Yani bundan vazgeçmesi için belli dönemeçler hı hı. vardı. O dönemeçlerin hiçbirinde vazgeçmedi. E zaten şimdi burada bir parantez açalım. Türkiye-Amerikan ilişkileri her zaman böyle hep sıkıntılı olmuştur. Hı hı. Yani hep böyle şey denir belli kişiler şey der işte Türkiye genelde Amerika'nın uydusunda bir devlettir. Hayır hiç öyle değildir. Yani bu coğrafyada herhalde Amerika'ya en çok sıkıntı çıkartan ülke hep hı hı. Türkiye, Türkiye olmuştur o bağlamda. Ee, ve S-400'lere dönerim. O dönem hiçbiri hiçbirinde Türkiye dönmedi hı hı. yoldan. Dedi ki hayır çok kararlı bir şekilde dedi ben bu S-400'ü alacağım. Evet, Zaten dönseydi en atalım. başta dönmesi lazımdı. Nasıl? Ya yani dönebileceği çok fırsat oldu. Amerika'dan çok tehdit geldi. Tehdit demeyeyim de pek çok açıklama geldi. Ciddi ciddi artık tehdit yani ediyorlar. Yani çok üst makamlardan Trump'ına kadar herkes bununla alakalı bir şeyler fikirlerini hı. belirtti. Hiçbirinde biz alacağız dediler. Hepsinde aynı evet, kararlılığı, Türkiye kararlılığı aynı kararlılığı gösterdi. sergilemeye devam etti. Şimdi bu sert atışmaları biz daha yükselen tonda ilerleyen süreçte görmeye devam edeceğiz. Hı hı. Hatta ilk teslimat Temmuz'da bekleniyor. Hı hı. Temmuz yaklaştıkça İyice şarj pazar karışacak Hı -hı. gibi gözüküyor. Bu çok net yani ben e, Hı -hı. o konuda benim öngörüm o şekilde. Türkiye'nin pek geri adım atacağı yok. Amerika'nın bu konuda pek geri adım Hı -hı. atacağı yok. Çünkü Pentagon'daki e, ilgili askeri bürokratlar Trump'ı e, durmadan hem kapı arkasında hem gerek kamera önünde e, açık bir şekilde durumu anlatıyorlar. Yani bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu Trump'a söylüyorlar. E şimdi tabii Trump gibi bir başkan da zaten ne yapacağı bellidir. Hemen hı -hı. bir tweetle ortalığı karıştırabiliyor. <laughs> e, orada da öyle bir patlamaya hazır barut var. Hı -hı. E, Türkiye'de bu konuda çok net. Hani böyle pek geri adım atacak gibi durmuyor. Bayağı bir ortam geri Burada En kötü Şu, ihtimalle bir de hani 3 şık saydım ben aslında. Bir de dördüncü bir ihtimal daha var aslında. Ondan hı. da bahsedelim. O da Yunanistan'ın S-300'lerde yaptığı. Şimdi onu da biraz hatırlatalım ama o evet öyle bir şey oldu. Şimdi S-300... Hani düşük ihtimalle ama işlerin en kötü ihtimale gitmesi bizim hiç vazgeçmiyoruz dememize rağmen ambargoların altında bir noktada eğildikten sonra olabilecek bir ihtimal ben bu? Ben onu sonra girecektim. Madem sen bahsettin oraya girelim. Yani Yunanistan'da o iş nasıl oldu? Ee, Yunanistan zamanında S-300'leri aldı. Hı hı. İşte bu S-400'lerin S-300 versiyonu. Ee, hatta orada şöyle bir şey vardı. Yunanistan Rum kesimine de gidecekti onların bir kısmı. Hı hı. Türkiye haklı olarak çok açık bir tavır koydu o dönem. Dedi ki ben bunu savaş sebebi sayarım ve vururum dedi. Böyle bir durum olursa. Hı hı. Hatta Rumlar o zaman bayağı bir diretti Rum kesimi, Yunanistan. istediğiniz kadar vurun biz koyacağız falan filan. Türkiye Koyamaz söylemlerini iyice sertleştirip artık e, Türkiye'de çok ciddi bir askeri hazırlık başlandı hı hı. o dönemde. Hakikaten vuracaktı Türkiye böyle bir şey olursa. E, tabii Yunanistan geri adım atmak zorunda kaldı. Rum kesimi hı hı. geri adım atmak zorunda kaldı. Ne oldu? Girit'te şu an yatıyor S-300'ler. Bir kere zaten şeye gitmedi, Rum kesine gitmedi onlar Hı -hı. hiçbir şekilde. Türkiye hakikaten savaş sebebi sayacağını söylemişti bunu. Ee, aldı Rusya'ya parasını da verdi. Depolarda kaldı. Evet. Ama şimdi hatta e, o dönemki kriz bu kadar da büyük değildi. Hı -hı. Neden değildi? Çünkü S-300'lerin bu kadar gelişmiş radar sistemleri Hı -hı. yoktu. Yani böyle bir gözleme şey yoktu. Ona rağmen Amerika'dan çok büyük bir tepki aldı Yunanistan'da. Hı -hı. Şimdi tabii S-400 bunu çok daha gelişmiş bir versiyonu. Ve e, S-400 şu an dünyada hali hazırda Rusya haricinde şu an kullanılan bir Hı -hı. sistem değil. İlk defa Türkiye'de ve Çin'de evet. kullanılacak. İşte Çine gidiyor. Zaten so, yani görüş olarak da biraz şey. Bu s 400 füzesi var. Hangi ülkelerde var? Rusya, Çin, Türkiye. Evet. Yani zaten, orada bizi konumlandırması da aslında biraz tam Amerikan Türkiye, karşıtı ittifakta konumlanmış ama gibi olacak. Türkiye zaten son dönemlerde bu ittifakın içerisinde kendisini konumlandırıyor. Hı -hı. İşte de bunu resmi olarak böyle bir, bir konumlanması onu şey... o kadar konumlandırırsan ona göre Amerika'nın davranışında değişecektir bence. Şu an bir noktada evet söylemler sert ama yaptırımlar ılıman. Tabii burada Türkiye'nin haklı olduğu şöyle bir durum var. Türkiye'nin bu kadar e, sertleşmesinin, Amerika'ya karşı <laughs> sertleşmesinin sebeplerinin başında malum ülkemizde yaşadığımız o kara gün geliyor. 15 Temmuz'da bizim ülkemizde acı bir gün yaşandı. Ne oldu? Bu ülkede bir darbe girişimi oldu. <laughs> Sivil insanlar, masum insanlar hayatını kaybetti. Hakikaten e, büyük bir travma yaşadık biz o gün. Şimdi e, bu darbenin planlayıcısı, bu darbenin etkin olarak başında olan isim şu an Amerika tarafından açık bir şekilde orada tutuluyor. <laughs> e şimdi Türkiye'nin de haklı bir fereyanı var. Yani haklı olarak diyor ki kardeşim yani bu adamlar bize darbe yaptı, darbe planladı. Biz ülkemizde bu kadar şehit verdik, <laughs> bu kadar insan hayatını kaybetti. E sen bu adamı işte hukuk diyorsun, adalet diyorsun, bilmem ne diyorsun, suçların değişimi anlaşması var bizim aramızda bilmem ne falan filan. Neyse iadesiz değişimi diyorum, iadesiz anlaşması var. <laughs> E sen bu adamı bize vermiyorsun. Bu adamları bize vermiyorsun. Vermediğin gibi de orada koruyorsun. Bilmem ne yapıyorsun falan filan. Aslında bu olayın yani temeline gitmek istiyorsak oraya kadar gitmek lazım. Bu olay böyle olmasaydı Türkiye s 400 alır mıydı? O ayrı bir tartışma Hı -hı. konusu. Alır mıydı, almaz mıydı? O farklı bir program konusu olur. Ama bundan da bahsetmek, bahsetmekte fayda var. Şimdi S-400 tercih edilirse ne olur? Biraz onu konuşalım. Bir kere Amerika'nın söylediklerini yapması muhtemeldir. Çünkü Amerika için gerçekten Hı -hı. Ee, çok önemli bir konu bu. İşte bu noktada aslında yavaş yavaş dolar Türkiye, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki durumuna da geliyoruz aslında. Geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Yani bu ne demek? Ciddi bir yat, yaptırım, ciddi Hı. bir ambargo, askeri ambargo. Biz bu şeyle alakalı, F-35'lerle alakalı yaptığımız sözleşme gereği uluslararası mahkemeye de gidemiyoruz. Sözleşmede öyle bir madde var. Allah Allah. Tabii anlaşmazlık durumunda uluslararası mahkemeye gidilmez taraflar kendi arasında bu problemi çözer diye yani çöz. bir madde var. Yani böyle de e, bir ibare var. O yüzden e, burada Amerika'nın tam sağ pres yapması muhtemeldir dediklerini yapması da Hı -hı. muhtemel. Ha, ambargo uygularsa ne olur? En son işte bize uygulanan ambargo 74 barış harekatından sonra Türkiye çok faydalı olmuştur Türkiye savunma sanayisi açısından. O ayrı bir şey ama şimdi böyle bir ambargonun uygulanması durumunda bizim en çok e, yara alan birimimiz hava kuvvetleri olur. Neden? Çünkü e, F16'ların birçok parçası, yedek parçası Amerikan lisansı ve oradan geliyor ve bizim hava kuvvetlerimizin en büyük vurucu gücünde F16'lar oluşturuyor. E şimdi diyeceksin ki bizim bizim milli savaş uçağı projemiz var. Ama bu bir proje. Şu an hazır üretime Hı -hı. sokulmuş, projelendirilmiş bir şey ortada yok. Yani bugün düğmeye bassanız milli savaş uçağının havada uçması 2030. Ya yani arada böyle büyük bir boşluk var. En az 10 yılı alacak bir proje. Çünkü savaş uçağı üretmek gerçekten çok zor bir iş. Ve şu an işte dünyada biz 5. nesil savaş uçaklarını konuşuyoruz. Hı hı. E biz direkt yani hiç diğer o aradaki şeyleri yapmadan direkt 5'ten başlayacağız. 5. nesil savaş uçağıyla başlayacağız. Tabii onun kendisine göre birçok haklı olarak teknik sıkıntıları olacak bilmem ne falan. Gerçi biz o işlere yatkınız ama e, tabii savaş uçağı üretmek öyle kolay bir şey değil. Tabii, tabii. Çünkü savaş uçağı ürettiğiniz zaman hemen hemen her şey üretir durumda oluyorsunuz. <laughs> Çünkü savaş uçağının içinde birçok farklı teknoloji var. <laughs> o yüzden e, hani o da bir şey değil. En az 2030 öyle bir işe giriştiğiniz zaman. E, peki e, S-400'leri diyelim iptal ettik. Derik ki tamam biz F-35'leri alacağız. Ya aslında Hiç bir şey olmaz e, En, En hafif o olur. Rusya parasını alır. Tabii, biz biraz karizma çizdiririz. Bir kere biraz şu, şu var bir ki Rusya parasını vereceksin. Şu saatten <laughs> sonra ben Rusya parasını da vermem. Çünkü orada üretim başladı. Temmuz'da teslimat yapılacak bilmem ne falan filan. Ha e, tabii Rusya'da bunu psikolojik bir yenilgi olarak alabilir. Yani neticede tamam sen parasını veriyorsun. Ortada hukuken bir şey yok. Kalkıp bir şey söyleyemez Rusya. Neticede sen onu alırsın. Kurmazsın. O Rusya'nın karışacağı bir şey değil. Ama tabii psikolojik bir yenilgi olarak alabilir bunu. Neticede sen orada iki devlet arasında kalıyorsun hı hı. ve orada Amerika'yı yine tercih ediyorsun. Hı hı. E, tabii şöyle çok uç fikirler duyuyoruz, görüyoruz. E, o pek mümkün olan bir şey değil. İşte Türkiye NATO'dan çıksın efendim ne olacak? Ya, Öyle kolay canım. bir şey değil o. Siz NATO'dan çıktığınız zaman onun Türkiye maliyeti yüzlerce milyar dolar olur. Hı hı. Ve Türkiye'nin bunu şu an maddi olarak karşılayacak durumu yok. Çünkü NATO'dan çıktığınız zaman bütün elimizdeki NATO envanterini değiştirmemiz gerekecek. Hem hı hı. NATO envanterinde kalıp hem NATO'dan çıkmak zaten olmaz. Onun çok ciddi bir e, maliyeti olur. Alternatifi yani diyelim çıktın. Alternatifi yani nereden alacaksın? Gidip iyice Rusya'nın güdümüne girmiş olacaksın o saatten sonra. Rusya'dan alacaksın, Çin'den alacaksın. Hepsini kendi üretemeyeceğin için. Hazır üretmiş olandan alacaksın. E tabii yani e, neticede evet birçok şey üretiyoruz ama her şey zaten her hı hı. ülkenin her şey üret de pek mümkün değil sadece stratejik şeyleri şey yapıyoruz. yani Şu an küreselleşen dünyada her şeyi üretmek de çok mantıklı bir şey değil. Ama yani de NATO bir grup, NATO'nun içinde birileri herkes belki bir şeyini üretiyor evet, ama yani şimdi çünkü, öyle bir gruptan çıktığında sen küme dışında yani tek bir başına de böyle kalıyorsun. böyle her şeyde hadi biz NATO'dan çıkalım. Orada hadi biz tekrar oraya bu, bu, bu öyle bir şey değil yani. Hı -hı. O çok ciddi bir karar NATO'dan çıkmanın. E, ha çıkılmaz ona, mı? çok ciddi bir plan program dahilinde belki hani böyle hadadanak biz NATO'dan çıkıyoruz falan diye bir şey pek şey değil. Hani o plan program dahilinde bile ekonomik bedeli çok çok ağır olur. Hı hı. Çok ağır olur. Onu da tabi burada belirtmekte fayda var. Bu arada Türk yetkililer, bizim yetkililer Kasım ayında F-35'ler Malatya'ya gelecek diyorlar yani. Hani <laughs> öyle bir şey var, <laughs> durum var. <laughs> buraya gelecek diyorlar. Yani evet. Şu an çünkü bizim askeri personelimiz orada eğitim alıyor hazır. Hala hazır. Şu hı hı. an bizim askeri personelimiz orada. İşte teknik personel orada, eğitim <laughs> alıyorlar falan, pilotlara eğitim alıyorlar, keza öyle. Hatta geçen Türk Savunma Sanayi Başkanı çok ilginç bir açıklama yaptı. Ben ilk defa böyle bir açıklama <laughs> duydum, çok enteresan bir açıklamaydı. Dedi ki, F-35'leri bize vermezlerse çok büyük sorun olmaz. Zaten yapısı itibariyle bizi çok bağımsız kılacak bir proje değil, dedi. Öyle değilse almayalım bu krizler olmasın yani, öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi, <laughs> e, şöyle şunu söylüyor, e, orada biraz haklılık payı var. E, F35'lerin kendi içerisindeki o teknik yazılım şeyi bu zaten açık bir Hı -hı. şekilde şey yapılıyor. Tamamıyla Amerika'daki bir şeye Hı -hı. merkeze gönderiliyor. Hı -hı. Bu bir yasa. Yani o onu şey yapıyor. Bir üniversitedeki Hı -hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'deki bir toplantıda. Tamam. O ihtiyacımız olduğu da başka bir gerçek. Zaten öyle bir proje dahil olmamız da en başta ihtiyacımız olmasa o projeye dahil olmazdık. Evet ya yani ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda e, yani şu an mevcut F16'ların yerinin artık yavaş yavaş F35'lere bırakacağı. Ve e, şimdi sadece F-35'leri biz almayalım işte F-16'larla devam edelim dediğin zaman da farklı problemler var. F-16'ların f, f bu sefer yedek parçalarını alamamaya başlayacaksınız. Çünkü F-16'ların da yazılım güncellemeleri oluyor. F-16'ların birçok parçasının Hı -hı. değişmesi Hatta gerekiyor. bir şey vardı. Yunanistan bu güncellemeleri parasını ödeyemiyordu bir bir ara. Tabii tabii. Yani Yunanistan zaten bizim <laughs> konumuz değil. Yunanistan yani zar zor geçinen orada kendi memurunun bağışını bile zar zor ödeyebilen. Yani Türkiye'nin dengi bir ülke değil zaten o tarz konularda zaten. Türkiye ile Yunanistan krizi pek göz önünde bulundurulduğu zaman hep böyle Yunanistan gözünü Avrupa'ya döner. Ya bize bir destek çıksanıza falan diye. Yani Yunanistan tek başına bıraktığın zaman Türkiye'nin karşısında zaten öyle güçlü e, bir ülke değil. Neyse bizim konumuz da değil. Şimdi biraz bunun dolara etkisine doğru gelelim. Gelelim şimdi dolara ne olur tabii ki Gelir. bu programın bir diğer önemli konu başlığı da ve tabii ki izleyenlerin merak ettiği bir evet. şey de. İyi güzel de dolar ne olacak? Öncelikle ihtimaller dahilinden gene gitmek lazım seçime kadar en azından seçimden sonrasını aslında biraz yazın konusu bu. <laughs> bu ara gerilim tırmanacağını düşünüyorum ben. Ha, bu gerilim tırmandıkça doğal olarak belli bir dolarizasyon devam edecek. Şu an faizler yüksek. Buna rağmen insanlarda hala dolar alma eğilimi var. Herkese böyle bir beklenti var çünkü ortada çözülmeyen bir kriz var. Bu patlak verdiğinde ben TL ile kalırsam sıkıntı olur diye düşünen pek çok kişi var. Kişi haricinde döviz borcu olan firmalar var. Yarın öbür gün bir şey olur. Böyle bir ambargo gelir. O dolar yükselirse biz bu borçları ödeyemeyiz deyip şimdiden döviz toplayan veya döviz biraz aşağı gitme eğilimi gösterdiğinde hemen döviz alıp da dövizin yükselmesine sebep olan pek çok firma var. o yüzden bu yaza kadar bence bu gerilimli süreç, bu hafif hafif tırmanma durumu dolarda devam edecektir diye düşünüyorum. Hatta bir asıl sıkıntı o keskin yükselişler daha önce söylediğimiz kur şokları ne zaman olur? İşte demin söylediğin senin de o ambargo durumunun söz konusu olmaya başladı. Veya ambargo olmasa bile ambargo gelecekmiş izleniminin yaratıldığı an o şok başlar. Gece yarısı tweetlerinin gelmeye başladı. Aynen anlıyoruz. Trump olmadık bir tweet atmaya başlar. Türkiye ile ticareti öyle böyle kesiyoruz diyebilir. Yarın Halkbank davasında çok büyük sonuçlar Tabii geliyor olabilir. Öyle ciddi bir ellerinde koz var yani. işte o Halkbank davası orada devam ediyor. Bağ bağlanmamış. Onların elinde pek çok koz var bu şekilde. Evet. Şimdi demin söyledik. Teslimatlar Temmuz gibi yapılması Hı -hı. bekleniyor. Ben e, Temmuz yaklaştıkça ee, krizlere bağlı olarak sert atakların olabileceğini <laughs> düşünüyorum dolarda. Videonun içerisinde de demin söyledik. Yani bu krizde iki tarafında pek geri <laughs> adım atmaya e, niyeti yok gibi duruyor. O yüzden Temmuz ayı yaklaştıkça söylemler daha da sertleşecektir. Temmuz ayı yaklaştıkça e, söylemler daha da dikleşecektir. O yüzden ben kurda ciddi sert ataklar <laughs> bekliyorum. Eğer gerçekten bir çözüme kavuşması şöyle. Evet süreç. şu an en önemli şey hakikaten ortak aklın, ortak kararın yani iki taraftan birinin bir noktada uzlaşmaya gitmesi veya geri adım atması gerekiyor gibi gözüküyor şu durumda ki sorunsuz ilerlesin işler. Ha bu olmazsa evet bu videonun başlığında sorduğumuz gibi dolar 7 lira da olabilir, 8 de olabilir, 10 da olabilir ama hakikaten bir ortak akılla bir noktada bunu tutabilirsek daha aşağılara da gidebilir. Bu aslında şu an durum tamamen aslında siyasiye döndü. Yani ekonomik bütün Değil kriterlerden bağımsız doların şu an o ciddi yükselişleri yapması siyasidir. Ya bir de şöyle bir şey var. Şu an Amerika'da Trump gerçekten zor durumda. Hı hı. Niye zor durumda? Amerika'da Trump'a olan destek o kadar çok düştü ki yani şu an 2020'de ee, başkanlık seçimleri var Amerika'da. Hmm. 2020 Kasım'da olması lazım. Ee, hani gidişat böyle olursa ki e, Trump'ın gidişatının ben pek değişeceğini sanmıyorum. Seçilmesi mümkün değil. O seçimlerde Muhtemelen seçilemeyecek gibi yani, gözüküyor. Yani hiç ihtimal dahi vermiyorum ben. Hatta işte orada e, Kamala Harris ismi falan Demokratlar'da ön plana çıkıyor. İlk defa bir kadın başkan olabilir Amerika'da. Hmm. Hillary olamadı. Hillary olamadı. Kamala Harris olabilir. İlk ee, ilk defa bir kadın başka da orada gelebilir ve Trump da tabii bu desteğinin düştüğünün farkında. Tabii bu ona bazı e, psikolojik etkileri de oluyordu muhakkak. Hani daha da sertleşmesine yol açabilir, daha hırçınlaşmasına yol açabilir. Ee, yani yani normal bir insan işte, olsaydı aslında her kesimin desteğini alacak politikalara yönelebilir diyebilirdik ama iş Trump olunca Trump herkesin desteğini alma gibi bir derdi yok onun. Kendi evet, kendi fanatik esenin derdinde o i̇şte biraz. O yüzden daha da hırçınlaşabilir, daha sert Hı -hı. şeyler görebilir. Çünkü Türkiye üzerinden kendi seçmenine bir mesaj vermeye çalışıyor. Hı hı. Böyle bir durumda var yani hı hı. işte. Daha önce Rahip olayında gördük. Rahip olayında oldu. İşte ıı, İran kuzeyi olayında işte gece yarısı attığı tweet'i biliyoruz. Hani Türkiye'nin ekonomisini yani ya bir devlet başkanının hı hı. ciddiyetine yakışmayacak şekilde i̇şte tweetler attı. Türkiye'nin ekonomisini çökertiriz, öyle yaparız, böyle yaparız tarzında. O yüzden hani... Yani normal o, akıllı akıl başında olan bir ülkenin devlet başkanı sana öyle tweet atsaydı o ülkede yer yerinden oynardı. Yani ekonomik olarak Türkiye belki çok zor durumda da kalabilirdi. Yani Ama yani artık, abi Trump deyince yani ha deyip geçtiler artık gibi bir şey yani oldu. Kendisini o duruma düşürdü. Yani Trump bir şey attı zaten. Normalde bir Amerikan başkanı bir ağırlığı olur. Bir şey söylediği zaman bir etki şey yapar. Genelde ya Trump böyle zaman, yani baştayken Türkiye'nin ekonomisini bitireceğiz derseydi o Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi zarar görecek demekti. Ama Trump söyleyince... Ya çünkü bir şey durmadan böyle hep uç tondan konuşuyor musun? Ağırlığı Ağırlık <laughs> Sen şimdi sakinken normal konuşuyorsun. Arada bir uç bir şey söylersin. <laughs> onun çok bir ağırlığı olur. <laughs> ama sen her söylediğin bir uç bir şeyse, onun artık ağırlığı kalmaz. <laughs> o Senin rutinin haline gelir. Bir gün bitireceğiz diyor. Ertesi gün hepimiz dostuz. Diyor. Yani, yani işte o tabii. O yüzden zaten artık Trump'ın söylemlerinden ziyade Trump'ın ne yaptırabileceğine, o parlamento neyi geçirebilecek, ne yaptırabilecek o önemli şu noktada biraz <laughs> daha. Şimdi tabii Amerika'nın dışında hani biz bu siyasi nedenler konuştuk. Bu çok önemli bir madde. Ha peki bu siyasi nedenler olmasa dolar TL durum daha doğrusu Türkiye'nin ekonomisinin durumu günlük gelir mı dersek değil. Biraz da aslında bizim güncel kendi durumumuza dönmek lazım hı hı. Yani program dolar videosunu işte bir, birazcık da oraya da değinelim son iki çeyrekte de Türkiye ekonomisi gitti küçülmeye daralmaya gitti ve artık resmi olarak bir stekflasyon durumundayız hı hı. tabii ki bunun hane halkına çok ciddi etkileri var hani pek çok veri geliyor ekonomiyle ile ilgili açıkçası gelen verilerin hepsi birbirinden birazcık daha problemli olumsuz mi? diyelim hı hı. mesela ve çok rakamsal olarak çok büyük bir değere sahip olmayıp da daha küçük etkisi olan değerler var. Mesela Ocak ayında karşılıksız çek oranı %140 arttı Türkiye'de. Verdi mi sen? Karşılıksız çek. Yok biz daha, <laughs> biz daha başlamadık. Ya onun harici gene protesto edilen senetler %80 arttı. Abi bunlar rakamsal olarak çok büyük böyle 100 milyon dolarlar falan değil. Çok daha düşük rakamlar ama günün sonunda ekonomide ciddi bir bozulma gözüküyor. Daha önce de zaten ben söylemiştim. Bu ülkenin en önemli yakında göreceğimiz sıkıntı işsizlik olacak. İşsizlik gitgide daha kötü rakamlar vermeye başlıyor. Ve çok ilginç bir şekilde bu Ocak ayında ithal ettiğimizden daha fazla mal ihraç ettik. Bu arada artı verdik. Ha, tabii burada şöyle bir şey var. Bizim buradaki yaptığımız üretim hep yurt dışından gelen mallara dayalı. Biz yurt dışından mal almayı bıraktığımız için aslında böyle bir artı vermeye başladık. Ya Bunun anlamı nedir? Türkiye'de üretim yapanlar stoklarındaki malları tüketiyor, yeni mal almamaya başlıyor. Yani çünkü biz burada üretip yurt dışına satmıyoruz. Genelde ham madde, hep yurt dışından geliyor. Ya yani burada şöyle bir sıkıntı doğuracak gibi gözüküyor. İç piyasada zaman içinde pek çok şeyde fiyat artışı görmemiz, enflasyona olumsuz etkilemesi muhtemel gözüküyor. Üretim yapacak firmalar aslında şu demin bahsettiğimiz o risk faktörlerini bir görelim, öyle pozisyon alalım da demiş olma ihtimalleri yüksek. Hani bu verilerden o çıkıyor. Bu da hane halkı için. Ben hep genelde yaşayan insan ne kadar etkiliyor o gözle bakıyorum. Gerçekten çok da olumlu bir tablo yok. Tabii malum şimdi önümüzde bir seçim süreci var. Evet. O yüzden aslında hükümetin gerçekten ne önlemler alacağını seçimden sonra görüyoruz. Çünkü şu an bir seçim ekonomisi var. Belli şeyleri yapamıyorlar. Çünkü yapılması gereken çok ciddi reformlar var. Ve bu halkın da hoşuna gitmeyebilecek ama yapılması gereken pek çok reform var. Ha bunları yapacaklar mı? Yapabilecekler mi? Başka bir çözüm mü bulacaklar? Ya da hiçbir şey mi yapmayacaklar? Aslında bunu önümüzdeki videoların konusu biraz daha. Çünkü Amerika'dan tamam o baş, başka çok kritik bir konu ama hani Amerika'dan haber gelmese bile gerek yapılması gerekenler yapılmasa zaten doların yukarı gitme ihtimali var. O yüzden onu biz önümüzdeki videolarda tekrar daha derinlemesine bir şeyler geldikçe konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, dolar videoları, Türkiye'nin gündemiyle Hı -hı. alakalı videolar bundan sonra da tam gaz devam edecek. Bu videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri almak için lütfen aşağıdaki butondan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve fikirlerinizi yorum olarak bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Her yorumu teker teker okuyup cevaplandırıyoruz. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi Twitter'dan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.